Ancak bu konuşmamızdan önce dün Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde tam da meclisin açılacağı gün yapılan hain saldırıyı şiddetle partimiz ve şahsım adına kınıyor. Polislerimize geçmiş olsun diyoruz. Değerli Kadıköylüler, değerli emekliler ve aileleri, içinde bulunduğumuz zorlukları birlikte aşacağız. Sesimizi birlikte yükselteceğiz. Biz emekliler açlık ve yoksulluğa mahkum edildik. Bunu hep birlikte aşabilmek için imza kampanyası açtık. Bu imzaları bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Bizler tüm emeklilerimizi temsilen günlerdir sokak sokak, çarşı pazar dolaştık. Hepinizle yüz yüze görüştük. İmzalarınızı aldık. Taleplerimizi dile getirmek üzere toplandık. Destekleriniz sesimizin daha çok duyulması demektir. Emekli örgütleri söz, yetki, karar sahibi olmalıdır. Türkiye'de üretilen artı değer son yıllarda ücretli ve emeklilerin aleyhine dağıtıldığı için 9-10 milyon emekli aylık 7500 lira gelirle açlık sınırının altında geçinmesi gerçeği, olayın vehametini göstermektedir. Bizler emekli aylığı açlık sınırının altında olamaz çalışması başladığımızda Temmuz 2023'te açlık sınırı 11.568 liraydı. Eylül ayı açlık sınırı 14.352 lira olmuştur. Artık ev kirası ödemek mümkün değildir. Aileler bu nedenle göçe zorlanıyor. Adreslerimiz çadırlar mı olsun? Hayır. Kiracı olan emeklilerin sorunu TOKİ tarafından çözülmelidir. Temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Her emeklinin hakkı olan park ve bahçelerde çay parasını düşünür olduk. Maaşımızı elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemek zorunda kaldığımız için cebimizde bir aylık ekmek parası kalmıyor. Kredi kartı ile dönmeye çalışıyoruz. Kart çözüm mü? Gelir dağılımı adaletsizliğine son. Sağlık güvencemizde bile kısmen ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Sağlık hizmetleri kolaylaştırılmalıdır. 2023 Ağustos ayı itibariyle 15.900.000 emekli yurttaşımız var. Bunun 9,5 milyonu 7500 lira aylık alıyor. 5 milyonun üzerinde EYT başvurusu var. Şu anda bunların sadece 1,5 milyonuna maaş bağlandı. Daha dul yetim maaşları konuşulmuyor bile. Bu ülkede serbest piyasa ekonomisiyle altta kalanın canı çıksın diyor iktidar. İktidarın uyguladığı ekonomi programı sadece vergileri tabana yayarak zorlukları paylaşmak adına sorunu emeklinin, ücretlinin sırtına yüklemek. Gelir dağılımı adaletsizliğine son. Ey iktidar! Ücretlere ve biz emeklilere yüklediğiniz bu yükümlülükler, temel ihtiyaçlarımıza getirdiğiniz bu vergiler sermaye sahiplerine kredi olarak akıyor. Biz emekliler primlerini ödeyip yaş hadlerini doldurarak yasalara uygun olarak hak ettiğimizi istiyoruz. Hiçbir kurum emekliye karşılıksız ödeme yapmıyor. Biz ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. Ücret eşitliği sonlandırılsın, her emeklinin ödediği prim esas hakkını alsın. Bu ücret asgari geçim indiriminin altında olamaz. Eylül ayı açlık sınırı 14.352 lira olmuştur. Emekliyi açlığa mahkum ederek ekonomiyi düzeltemezsiniz. Halk ekmek kuyruklarında beklemek zorunda kalan emekli profili yaratan iktidara sesleniyor. Yaşamın sonbaharında huzur ve güven içinde yaşamayı arzulayan emekliler haykırıyor. Yaşamdan emekli olmayacağız. Park ve bahçelerde umutsuz oturmayacağız. İşten emekliyiz. Hayattan emekli olamayacağız.
vekaleten seçtiği milletvekilleri, maaş artışlarınızı bir gece yarısında tek celsede fevkalade yükseltirken aldığınız 73 bin liranın yetmediğini dile getiriyorsunuz. Unutmayın, maaşlarınız Avrupa ortalamasının birkaç kat üstündedir. Ya emekli maaşı? Sizi oraya taşıyan asil millete dönüp bakmıyorsunuz bile. Emekliler devletçi politikaların korumasında olmalıdır. Maliye ve Hazine Bakanlarımız sıcak para paranoyası içinde ülkemizi borçlandırırken bu borcu ücretli ve emekliye ödetiyor. Sıkıştığında temel ihtiyaçlara vergi salarak, ÖTV, KDV oranlarıyla oynayarak emekliye fatura çıkarıyor. Uyanık olmalıyız. Faizciye, dolar vurguncusuna, ranta değil emekliye kaynak. Bu uygulanan ekonomik politikalar tüm milli üretici sınıflarımızı hedef almakta. Enflasyonla mücadele adı altında ülkemiz değerlerini emperyalist merkezlere akıtıyorlar. Gözlerimize perde indirmeye çalışıyorlar. Emekli maaşları, zamları denk bütçelerini bozacak diye erteliyorlar. Saltanata israfa, yolsuzluğa hayır. Faizciye, dolar vurguncusuna, ranta değil emekliye kaynak. Bu talebimizin oyalanmaya, ertelenmeye tahammülü yok. Ey emekliler, 3 ay içinde mevcut aylıklarınızdan 2784 lira daha açlık sınır rakamlarına göre aylıklarımız azalmıştır. Bu ne demektir? Açlık sınırının yarısı kadar bir aylığa bu iktidar tarafından mahkum edilmişiz demektir. Milli, halkçı, devletçi ve üretim yapan bir iktidar emekliyi ve ücretliyi baş tacı eder. Biz böyle bir iktidar istiyoruz. Emekli torununa harçlık veremeyecek mi? Emekli aylıkları TÜFE oranında her ay güncellenmelidir. Emekliler açlığa, yoksulluğa mahkum değildir. Biz şu anda topladığımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu postaneden sizlerin de sesini duyurarak göndereceğiz. Bu mücadelemize destek olun. Bu hak bizim. Bu ülke bizim. Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı yapmış, küllerinden çoğalmış bir ülkedir. Umutsuzluk yok. Slogan attır. Hepinize teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar bir aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.